Odaya girince onu göreceğim sandın değil mi? Zeynep öğretmen geldi sandım. O yüzden öyle mutlu mutluydu suratım. Nerede şimdi o? Ha? Nerede Zeynep öğretmen? Hapiste. Neden? Çünkü suçlu o. Çocuk kaçırdı o. Ben suçlu değilim. Ben elimden geleni yaptım senin için. Az yaptım, çok yaptım ama yaptım. Onlar da biliyorlar bunu zaten. O şişko amir var ya biliyor bunu. Komiser de hepsi biliyor. Başka bir bildikleri yok zaten. Anca parmak sallamayı biliyorlar. Gidecek yerin var mı? Bu çocuğun karnı aç mı? Tok mu? Nasıl doyuracaksın? Soran yok. Yok. Bıkmadın mı lan sen beni aramaktan? Kızım vallahi bak kontürlerin boşuna gidiyor ha. Arama beni. Cengiz. Çok çaresiziz. Yardım et. Sokaktayız, çok soğuk. Üstümdeki paltoyu bile çöpçüden aldım. Açız. Melek de yanımda. Aa, bela değil bir de püsküllü belayız diyorsun ha? Beter olun lan. Sokaktayız, çok soğuk. Açız. Allah cezanı versin meşule. Ne işe yararsınız lan siz? Neye yararsınız? Ulan ben sizi niye besliyorum ha? Sizin yerinize sokaktan 3 tane iti alıp besleseydim elinden kaçırmazdı o karıyı. Kedi eniği kadar karıyı elinizde tutamadınız. Patron zaten kadın kedi eniği kadar olduğu için kaçmış tuvaletin camından. Lan elimi pisletmeyin diyorum. Ulan yakacağım lan şimdi sizi. Patron, bir haberim var. Ne haberi lan? Güzel bir haber. Bir daha söyle bakayım ne söylemiştin ha? Ne istersen yapacağım koçum. Kapında kölen olacağım. Bak sen ne belli seni kapımda tutacağım. Belki de döve döve gebertip köpeklere kemiklerini atacağım. Yaparsın. Ama yapmadan önce bir gör. Eğer istersen yine imzalarsın fermanımı. Ulan sen yok musun sen? Ne cilveli laflar ediyorsun isteyince. Peki bu ne olacak? Benle kalacak. Yok devenin nalı. Çocuk esirgeme kurumu mu lan burası?
Allah. İnşallah öyle değildir. Çünkü sana yapacaklarım öyle pek de çocuk işi değil. Tahir. Al bunları götür arkadaki binaya. Bak bu Tahir. Bu da senin gibi benim köpeğim. Ama bu kurt köpeği. Bundan sonra senin ensende olacak. Eğer bir yanlış yaparsan seni parçalayacak. Ona göre. Hadi götür. Gel Melek. Girin içeri. Geç şöyle. Yiyecek bir şey var mı? Açlıktan ölüyoruz. Banyo var mı burada? Dışarıda. Kızım sen de bir yolda yürürken dikkat etmiyorsun yani. Bak ıslak ıslak. Ben şimdi nereden sana kıyafet bulacağım? Ne giydireceğim? Bisikletlerimizi park edeceğimiz yer. Burası salon. Burası mutfak. Burası da seninle yatacağımız yer. Üşüyor mu belirliyormuşum onun ayakları? Oy. Ben de üşümüyorum. Bu ne? Pijama. Bu şimdi seni sıcacık tutacak. Bir odun odun bir şey yok mu ya? Donuyoruz. Gel anneciğim. Hadi. Gel şunu giyelim. Çok ayağını. Şimdi yakarım onu sana. Şöyle yaptım.
de battaniyeye gidin. Bak yemek almışlar bize Nixon. Sağ ol şunu. Çalışmıyor televizyon. Eskiden televizyon çalışmıyorken böyle vururduk. Küt diye çalışırdı. Şimdi çalışmıyor. Çalışmıyor ya. Çalışmıyor. Televizyon yok, bir şey yok. Böyle sıkıldık, kaldık burada. Değil mi yumuşum? Ne yiyorsun sen? Parçada ben yiyeyim. Televizyon çalışmıyor. Şuna bir baksana. Çıkıyoruz hadi, berbere götüreceğim seni. Necmi gitsin bir elini yüzünü düzeltsin dedi. Ya ben nereye elimi yüzümü düzelteceğim ya? Benim 5 kuruş param yok. Verdi para, verdi. Hadi. Hadi hadi. Gidelim kızım, değil mi? Dışarı çıkıyoruz. İyi bakalım montunu. Kapı önünü ama. Yürü. Ne zaman bitecek bu ya? Bitiyor, az kaldı. Dikkat et, acıttın. Pardon abla. Anneciğim, benim çıkartmam bitiyor. Kırtasiyeden yeni çıkartma alabilir miyiz? Tamam canım, bak şimdi işim bitti, giderken alırız. Elinize sağlık. Hadi topla defterlerini, kitaplarını, gidiyoruz. Hadi kızım, acele et. Dağın bana mı uğrayacağız? Orada. Gel. Nerede?
Niye gelmiyorsun kız? Kapıda yüz görümlü mü bekliyorsun yoksa? Hayrına bir beşi bir yerde alır dedim ama. Gel. Gel. Çıkar montunu. Gel otur. Buraya değil. Buraya. Nerede kalmıştık? Pavyonda sen kafama şişeyi vurmadan önce. Ha? Tadımı kaçırma. Asabımı bozma. Konuş. Şeyde kaldık. Sen üzüm istedin. Ben de verdim. Devam edelim o zaman üzüme. Versene. Yemekler güzel ama tatlıya mı geçsek? Necmi abi. Lan oha! Dingon Nahrı mı lan burası? Pardon abi, bir mevzu var da bakabilirsen. Ulan diyorum ki bir değişiklik yapsak, bir mevzuyu da bensiz halletseniz bak. Sen istediler abi. Ben gidiyorum, sakın bir yere gitme. Tam sırası. Nereye gideceğim zaten? Alo Cengiz, sen misin? İyi akşamlar Şule Hanım. Çocuk bürodan komiser Rasim. Buyurun. Yarın sizi çocuk psikoloğumuz Mesrin Hanım'la birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Yarın... Müsait değil misiniz? Yoğun mu programınız? Yok. Öyle şey olur mu? Sizlere kapımız her zaman açık. Tabii ki gelebilirsiniz. Tamam. Ben... Adresi alayım o zaman. Adres. Biz yeni taşındığımız için evde de değilim zaten şu anda. Tarif verin, tarifle buluruz. Yani öyle Etiler Nişantaşı gibi bir yer değil. Yani tarif edebileceğim bir yer değil. Nasıl yapsak acaba? Şöyle yapalım. Eve gittiğinizde adresi öğrenirsin nasıl olsa. Yarın sabahtan arayın beni. Tabii. Bir kenara da kaydedin. Bakın lazım oluyor işte. Doğru söylüyorsunuz. Peki yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Ne o kız? Beni mi bekliyorsun yoksa? Hadi gel.
Elektriğe baktım, sigorta bozulmuş. Artık onu yarın tamir ederim. Acaba Tombik ne yapıyordur? Tombik benim kaplumbağam. Yani kaplumbağamdı. Bir de tavşanım vardı. Adı Sakız. Böyle yumuşacık tüyleri vardı. Ama o... O cennete gitti. Tombik'e de aynısı olsun istemedim. Tombik ne yapıyordur acaba? Beni özlemiş midir? Ne yapsın yani? Böyle evine kafasını sokuyordur. Birazcık kafa dinliyordur. Pijamam da çok güzelmiş. Böyle tavşan tavşanla. Canım sıkıldıkça Tombik'le tavşanları yarıştıracağım. Teşekkür ederim. Pijamam için. Buyur abi. Al şunu. Karnını doyur. Kemik torbası gibi olmuş ya. Dur, ne yapıyorsun? Ya dur, nereye gidiyorsun?